Evet efendim, gelinen son durum budur. Memur Sen 11 sendikası ile birlikte dün teröre karşı ortak bir deklarasyon yayınladı ve terörle mücadelede gerçekleştirilen operasyonlara desteğini açıkladı. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın stüdyomuzda bizimle birlikte, kendisiyle konuyu değerlendireceğiz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde programlarımıza hep başsağlığı dileyerek başlıyorum. Zira hakikaten canımız yanıyor. Çok önemli ve çok zor günlerden geçiyoruz. Memur Sen de bu zor günlerin farkında olarak Türkiye'de bu anlamda destek açıklaması yapan tek sendika. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz durumu ve neye bağlıyorsunuz bu terör saldırılarını? Ben de öncelikle Dağlıca ve Iğdır başta olmak üzere bu süreçte şehit verdiğimiz yiğitler için, insanlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı aileler ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan ve tedavi süreci yaşayanların tamamına acil şifalar diliyorum. Amin. Önemli günlerden geçiyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin sinirleri test ediliyor. Burada eğer yenik düşerse Türkiye'ye küresel bir operasyon çekerek Türkiye'de birlik beraberliği parçalayabilecek bir süreç adım adım dokunmaya çalışılıyor. O yüzden Memur Sen ailesi olarak bizim tavrımız net. Biz terörün her türlüsüne şiddetle karşıyız. Tamamını bu anlamda nefretle kınıyoruz. PKK'sından IŞİD'ine, DHKPC'sine varana kadar bütün paramiliter yapıları, bütün terör örgütlerini bu anlamda lanetliyoruz ve kınıyoruz. Çünkü şu an yapılmak istenen bu toplumun ayrıştırılması, kristalize edilmesi ve birliğin, beraberliğin parçalanması. Dün Şam'ı, Bağdat'ı, Mekke'yi, Medine'yi, Bosna'yı bizden ayıran tezgah neyse, bugün de Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'yi, Çerkez'i, Sünni'yi birbirinden ayırmaya çalışan tezgah yine aynı tezgah. Türkiye bu anlamda bir test sürecinden geçiyor. Bu anlamda toplumumuz yapılmak istenenin farkında olmalı. Çünkü neden bunu yaptıkları konusunda artık toplumun hiçbir şüphesi kalmadı. Çünkü Türkiye küresel emperyalizmin, egemen güçlerin hedef haline dönüştü. Türkiye Türkiye değil. Nedeni buradan kaynaklanıyor. Türkiye sadece kendi coğrafyasında, kendi toprakları içerisinde değerlendirilen bir ülke değil. Balkanlardan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya, bütün coğrafya, medeniyet coğrafyasına Türkiye bir umut ışığı ve Türkiye'nin anlamını anlamak için Türkiye'nin dışına çıkıp bakmak gerekiyor. Biz Balkanlarda yaptığımız gezide oradaki insanların Türkiye'deki süreci adım adım takip ederek Türkiye'nin başına bir şey gelirse bunun ne anlama geldiğini ve kendileri için de ne anlam ifade ettiğini ortaya koyan tespitleri ve yaklaşımlar oldu. İnsanlar bundan çok tedirginler. O yüzden Türkiye sadece kendi toprakları içerisinde hapsedilebilen bir ülke değil, tarihi bir misyonu taşıyor ve bir medeniyet coğrafyası, bir bakiye. O yüzden Türkiye'nin ayağa kalkmaması gerekiyor. Türkiye'nin ayağa kalkmaması için de öyleyse Türkiye'deki bu anlamdaki paramiliter yapılar, terör örgütleri, taşeronlar kullanılması gerekiyor. 78 milyonun huzurunu bozmaya yönelik olan bu tavır, tarz ve ortaya konulan şiddet bundan kaynaklı. Bu coğrafya üzerinde uzun zamandır operasyonlar devam ediyor. Yanı başımızda Irak'ta, Suriye'de cereyan eden hadiseler, oraların kristalize edilmesi ve parçalı yapılara dönüştürülmesi, bu arada Mısır'ın, Libya'nın operasyonlara tabi tutulmuş olması ve etkisizleştirilmesi, bunlar tesadüfi hadiseler değil, bunlar kendiliğinden gerçekleşen şeyler değil. Bunların arkasında derin yapılar var ve bölgesel planlar var. Türkiye üzerinde 100 yıllık planı ortaya koyan Arz-ı Mevut fikriyle Büyük İsrail'i kurma hedefiyle Türkiye'nin Güneydoğu'sunun bu Arz-ı Mevut haritasının içerisinde olduğunu bütün toplum yakinen biliyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'den aynı bölgedeki gibi bir istikrarsızlığın içerisine çekilerek orada küçücük yapıcıklar oluşturarak daha sonra yutmaya hazır lokmalar haline getirmeye hedefleyen ve 100 yıllık planla ona adım adım gitmeye çalışan bir yapı var. Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasıyla ilgili bir hedef var. Bütün noktalar aynı yere çıkıyor. Dolayısıyla hangi taşı kaldırsanız altında küresel güçlerin bölgesel planlarını görüyorsunuz. O yüzden
Türkiye bununla ilgili bir operasyona tabi tutuluyor. PKK'nın çıkmadan önce, PKK çıkmadan önce Asala'nın bu bölgedeki varlığı ve bir cinayet şebekesinin topluma yaşattığı sıkıntılar ve travmalar Asala tasfiye edildikten sonra PKK ile tahkim edilerek yine aynı şeyler sürdürülüyor. Şu an PKK kendi içerisinde belli aktörlerin müdahale ettiği, belli devletlerin orada güç odakları oluşturarak orayı yönetmeye çalıştığı bir yapı. Evet. Türkiye bunu gördüğü için Milli Birlik ve Beraberlik Projesi kapsamında bu bölgeye ilişkin darbe dönemlerinden kaynaklı Türkiye'nin demokratik hakları vermekteki cimri yaklaşımının beslediği tortuların tamamını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım attı ve bu anlamda demokratik haklar noktasında neler verilmedi denildiği zaman sayılabilecek bir iki malzemenin dışında bir şey kalmadı. Aslında Türkiye bu anlamda ciddi bir restorasyon süreci yaptı ve şu son süreçte halkın kucaklaşması, bütünleşmesi ve bin yıllık desende bir ve beraber olan bir kitlenin bu anlamda yeniden bir bütün olarak değerlendirmesi noktasında üzerine düşen sorumluluğu yaptı. Ama Türkiye'de yaşanan son seçimlerden sonra ortaya çıkan parçalı yapı ve koalisyon ihtimali bu anlamda ister istemez birileri için bir fırsat olarak değerlendirildi ve burada düğmeye tekrar basıldı. Suruç'ta 32 tane insanın belli bir aktivist olarak bölgeye ilişkin bir sosyal çalışma üzerinden yaptıkları projenin orada derin güçler, karanlık güçler tarafından henüz aydınlatılamadı. IŞİD diye bir cümle kuruldu ama nerelerle senkronize bir çalışma olduğu henüz daha ortaya çıkarılamadı. Bu hadiseden kaynaklı olarak orada 32 gencin hayatını kaybetmesini bir vesile kılıp yeniden PKK silahlı çatışmanın içerisine çekilmiş oldu ve Türkiye evet. Şu an bu süreci yaşıyor. Memur sanayileri olarak bizim bu konudaki duruşumuz, tutumumuz net. Biz terörün her türlüsüne mesafe koyan, bu ülkede bir ve beraber yaşamak için yeterli her türlü nedeni gören bir kitleyiz. Onun için de Türkiye genelinde 81 ilde ortak eş zamanlı kitlesel basın açıklamaları yaparak sesimizi yükselttik. İstanbul'da Fesane'de genel merkezlerimizle bir araya gelerek aynı anda teşkilatlarımızla beraber oradan da bir sesleniş yaptık. Bir gün önce de Ankara'da 190 sivil toplum kuruluşunu Ankara teşkilatımız bir araya getirerek Memurçen Genel Merkezi'nde bu anlamda bir sağduyu çağrısında bulunarak teröre karşı durum ve tutumumuzu ortaya koymuş olduk. Peki bunu neden sadece Memur Sen yaptı? Biz yüze yakın fidanımızı toprağa vermişken ve terörle mücadeleyle çok ciddi bir mücadele yürütürken terörle. Bu neden sadece birçok sivil toplum kuruluşu var? Özellikle işte geride bıraktığımız süreçte masaya oturdunuz. İşte maaşlar, zamlar konusunda bir sürü sendika gördük biz evet. Orada. Peki konu terörle mücadele olduğu zaman niye sadece Memur Sen'i görüyoruz? Şimdi burada Memur Sen tabii üzerine düşen tarihi sorumluluğu her zaman yapmıştır. Medeniyet coğrafyamız içerisinde cereyan eden felaketlerde, savaş ve afetlerde de Memur Sen her zaman öncü rolünü üstlenmiş. Yardım kuruluşlarını Memur Sen bünyesinde bir araya getirerek topluma bu anlamda infak duygusunu harekete geçirebilecek ilk fitili ateşleyerek toplumu yardımseverliğe davet etmiş ve şimdiye kadar da bu anlamda Filistin'den, Bosna'dan, Orta Afrika'dan, Pakistan'a, Nepal'e, Filipinler'e varana kadar din birlikteliğimizin olmadığı ama insanlık ortak paydasında bir araya geldiğimiz yerlerde cereyan eden hadiselerin tamamına duyarlı davranmış 3 milyonun üzerinde bir yardımı bu anlamda tetiklemiş ve oradakilere merhamet elini uzatmıştır. Türkiye'de böyle bir hadisenin cereyan ettiğinde Türkiye'deki en büyük kuruluşların başında gelen 850 bin üyesiyle 11 hizmet konunun tamamında yetkili olan bir konfederasyonun buna duyarsız kalması veya tutarsız davranması söz konusu olamaz. Memur Sen bu anlamda sosyal sorumluluğunun, bu millete borcunun ve yarına ilişkin bu milletin olması gereken noktaya ilişkin inancının gereği olarak bu sorumluluğu yerine getiriyor. Diğer kuruluşların da açıklamalarına rastlıyoruz. Tabii ki bütün STK'lar bu anlamda bir şeyler yapmanın derdi içerisindedir ama Memur Sen'in tabii ki Türkiye genelindeki örgütlü yapısı ve en ücra köşeye kadar temsilciliğinin bulunması Memur Sen'in Türkiye genelinde aynı anda senkronize bir hareketi ortaya koymasını gerekli kılar ve biz bunun için bu çalışmayı yaptık. Diğer STK'larla da kamuoyu yakından takip etti. Bu olaylar başladığında
TOB'da bir araya gelerek AB KİK heyeti olarak 8 büyük kuruluş olarak bir araya gelip bir deklarasyon yayınlayıp daha sonra başbakanla görüşüp TOB'da bölge başkanlarımızı buraya çağırarak 1000-1500 kişilik bir kitleyle başbakanın katıldığı bir toplantıda yüksek bir ses yine bu anlamda kamuoyuna sunmuştuk. O yüzden buradan sizin sözünüzden şunu anlıyorum. Bütün STK'lar bu anlamda duyarlı davranması gerekmez mi? Tabii ki duyarlı evet. davranması gerekir. Çünkü sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, kanaat önderleri, rektörler, yargı çerçevesi bütün sorumlu makamda bulunan insanların böyle bir hadisede görmedim, duymadım, bilmiyorum deme şansı yok. Çünkü altımızdan zemin kaydığında bu ülke bir terör salmanının içerisine, şehirler bir çatışma sürecinin içerisine çekilmeye çalışıldığında bu bütün herkesi yakabilecek bir ateştir. Bugün terörist güvenlik güçlerine hedef alarak bir şeyler yapıyor. Buna karşı insanların tepkiselliği doğaldır ama beni kaygılandıran bir boyutu var bu işin. Dikkat ettiyseniz bütün toplumda dikkatini çekiyor. Şu son 2-3 günlük süreç içerisinde kitleler doğal olarak ya da kontrollü olarak veya birilerinin önderliğinde sokağa çekiliyor ve kontrolsüz kalabalıklar çok anlaşılmaz vandalistçe yaklaşımlarla terör olayına karşı toplumu sağduyuya çağırmak yerine çileden çıkarabilecek terörün yaktığı ateşe su değil benzin dökebilecek bir sürece doğru evriliyoruz. Bu konuda endişemizi, kaygımızı ifade etmem lazım. İşte Ankara Beypazarı'nda tarım işçilerinin bu anlamda darp edilmesi, etnik kökeni dolayısıyla bütün herkesin aynı kategoriye konularak hedef haline getirilmeye çalışılması, bunlar bilinçli hareketler değil, tamamen bilinçsiz kalabalıkların ortaya koyduğu duygusal yaklaşımlar, akıl devreden çıktığı zaman kitle hareketlerinin yönlendirilmesi çok zordur. Dolayısıyla şu an otobüs firmalarına ilişkin, doğrudan gelen otobüs evet. firmalarına ilişkin ortaya konulan şiddetin, vandalizmin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bazı yerlerde terminallerden tabelalar sökülmeye çalışılıyor. Bugün işte Diyarbakır'daki otobüsler biz de o zaman öbür tarafa sefer yapmıyoruz gibi doğal bir refleks ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar son derece yanlış şeyler. Teröre tepki koyuyoruz derken terörü bu anlamda daha da tırmandırabilecek. Halkın bu anlamda sağduyulu yaklaşımı varken halkı da karşılıklı konumlanmaya itebilecek. Bunlar son derece tehlikeli hareketler. Kim buna önderlik ediyorsa bu memlekete kesinlikle kötülük yapıyor. Burada yapılması gereken ne? Yapılması gereken şu. Rolünden de bahsedelim. Burada yapılması gereken şu. Çünkü. Toplumdaki siyasi parti liderlerinin mutlaka ama mutlaka bir araya gelerek ortak tepkiyi verebilmesi lazım. Bunun hiçbir siyasi malzeme olarak kullanılmayacak çok önemli hayati bir yönü var. Çerle Habde dergisinin Hazreti Peygamber'e hakaretle ilgili ortaya koyduğu çirkinliğe karşı hümanistçe duyguymuş gibi oraya karşı bir araya gelen liderlerin beraber yürüyüş yaparak insanlığı bu anlamda sağduyulu davranmaya davet eden bir sürecin yaşandığı bir dünyada Türkiye gibi medeniyet coğrafyasının merkezi olan bir ülkede küresel operasyonların çekildiği ve teröristler vasıtasıyla Türkiye'nin huzurunun, kardeşliğinin, birliğinin tehdit altına alınmaya çalışıldığı ve şehit cenazelerinin peş peşe gelmeye çalıştığı bir süreçte siyasi parti liderlerinin bir araya gelerek fotoğraf vermemeleri, beraber görüntü vermemelerinin affedilebilir bir tarafı yok. Siyasi kızgınlıklarını başka zamana bıraksınlar. Böyle bir süreçte siyasi partilere düşen şey aynı fotoğrafın içerisinde bir araya gelerek sokaklara yönlendirilen kitlelerin mutlaka sağduyulu davranmasını sağlamak olmalıdır. Burada bir muhalefet partisi liderinin saray eksenli cümle kurarak halkı saraya yönlendirme yönünde cümle kurmuş olması çok talihsiz, siyasi tarih açısından en talihsiz açıklamalardan biri olarak görüyorum. Kandil'e doğru yönlendirmek yerine bu terörü tırmandıranlara yönelik sağduyulu tepki vermeyi sağlamak yerine bu milletin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü bozmaya yönelik toplumu tamamen kendi içerisinde kristalize etmeye yönelik bir harekete cevaz verir şekilde cümle kurmuş olması son derece talihsiz bir durum. Bir diğer konu ise bu süreçte gördüğümüz en büyük tehlikelerden birisi medyanın bu süreci
bir kısım medyanın tetiklemiş olması. Evet. Bir kısım medya yaptıkları yayınlarla, ortaya koydukları görüntüleri manipüle eden tarz ve tavırlarıyla toplumu kanalize etmeye, bir yere motive etmeye ve bu olayları daha da büyütmeye çalışmaktadır. Gazla'nın bir sözü var, yabancı düşünür, der ki gazeteci kasaba benzerdir. Gece öldürdüğünü gündüz yer der. Dolayısıyla şu an medya, sorumsuz davranan medya için özellikle söylüyorum, insanları bu anlamda manipüle ederek, olayları büyüterek bunun üzerinden bir yayın politikası bitmeye çalışmak, yayın politikasının ahlaksızlığı açısından belki de gösterilebilecek en uç örnektir, en çirkin örnektir. Bunu hiçbir kimsenin yapma lüksü yok. Bizim memur sen olarak dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sağduyulu bir tepki verip hiçbir kitleyi manipüle etmeden, hiç kimseyi bu anlamda toplumu kristalize etmekten uzaklaştırmayı değil, yakınlaştırmayı hedef alan çok seviyeli, etrafı çizilmiş bir tepki verdiğimizde, orada basının sorumluluğuna dikkat çekerek bazı basın mensupları, bazı basın yayın organlarının bu süreci manipüle ettiğini ve oluşturdukları manipülasyon üzerinden toplumu germeye çalıştıklarını söylediğimizde ve bunun başını paralel medya çekiyor diye orada ısrarla belirttiğimizde, paralel medyanın ajansının, Cihan ajansının bizimle ilgili dünkü haberi memur sen terörü değil medyaya hedef aldı diye vermeye çalışması bizim kral çıplak dememizden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bizim buradaki şeyimiz medyaya hedef almak değildir. Medya bu olayları köpürterek buradan bir şey çıkaracağını düşünüyorsa, paralel buradan bir çıkış buluruz diye düşünüyorsa, bunun altında kalırlar, buradan bir çıkış bulamazlar. Yaptıkları darbe girişimiyle 7-25 Aralık hadisesiyle toplum vicdanında bittiler. Ama toplumu buradan manipüle ettirerek, galeyana getirerek bir şeyler yapmanın derdindeler. Dolayısıyla bu anlamda biz bunun altını bir kez daha çiziyoruz. Ve buradan bir örneği özellikle hatırlatmak isterim. 1994 yılıydı. Afrika'da, Ruanda'da aynı renkten, ikisi de zenci olan iki ayrı kitle var. Birisi Tutsiler, birisi Hutular. Dolayısıyla bunları birbirlerine düşüren dış güçler, ikisi de zenci olan kitleye, birisi burnu basık, birisi basık olmayan iki kitleyi, siz diğerlerinden daha üstünsünüz, öbürleri sizden daha üstün gibi manipüle ettikleri ve birbirlerine karşı kinlendikleri bu kitleyi bir hareketle, bir radyo programında kara böcekleri öldürün diye verdikleri bir spot slogandan sonra Ruanda'yı karıştırmışlardır. Ve 94'te Ruanda'da 100 günde 2 milyon insan bu anlamsız çatışmada ölmüş ve toplum birbirini boğazlamıştır. 100 gün sonra olay bittiğinde bu anonsu yapan kişi kışkırtıldığını ve yanlış yola vesile olduğunu kendisi ifade etmiştir. O yüzden burada yapılan şeyler masum şeyler değil. Özellikle HDP'nin üzerine bu süreçte son derece önemli görev düşüyor. Ben HDP'li siyasetçilerin verdikleri demeçlerin toplumu germeye yönelik demeçler olduğunu, meydan okumaya yönelik demeçler olduğunu ve özellikle milleti bunun içerisine çekmeye yönelik olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu anlamda HDP'nin sivil siyaset yapacaksa sivil siyasetin gereğini yapacak şekilde tavır ortaya koyması gerektiğini, eğer sivil siyaset yerine PKK tarzıyla davranacaksa o zaman PKK tarzıyla davranması ve sivil siyaset alanından çekilmesi gerektiğini, dolayısıyla hem sivil siyaset yapıp hem de daha kadrosundaki teröristlerin verdiği mesajı verir gibi tavırlar ortaya koymasının son derece rahatsız edici ama kendileri arasında bilinçli bir tercih olduğunu, topluma ayrıştırmaya doğru götüren bir yaklaşım ortaya koyduğunu buradan özellikle belirtiyor. Bütün siyasi parti liderlerinin Türkiye'de yapılmak istenen şeyi bir an önce fark ederek buna önlem alma, buna karşı durma, toplumu sağduyuya çağırma anlamında üzerlerindeki sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğinin burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet. Gezi olayları olduğunda bütün millet gezi olaylarında meseleyi ağaç meselesi zannetti ve daha sonra meselenin ağaç meselesi olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla 3 tane ağaç için ortalığa çıkan, ortalığı yakan insanların bugün gencecik fidanlar toprağa inerken, bu süreçte
sorumluluk almak yerine bazı aktivistlerin, bazı medyacıların, bazı siyasetçilerin, bazı akademisyenlerin bu anlamda açığa düşmüş olduklarını toplum net olarak gözlüyor ve gözlemliyor. Dün seçim öncesi ortaya koydukları tavır, tutum, meşrulaştırma çalışmaları üzerinde aldıkları sorumluluğu şu anda almalılar. Dolayısıyla sivil siyasete yaptıkları vurgu doğru bir vurguydu. Ama sivil siyasetin militarist bir yapıya kayarak, toplumu tehdit ederek, gerginleştirerek karşılıklı tahriki yapmaya çalışmalarını da görerek bu anlamda kendi üzerlerindeki sorumluluğu yerine getirmeleri gerekiyor. Yoksa millet bunu kesinlikle iyi niyetle bağdaştırmayacaktır. Ben bütün toplumumuza, bütün milletimize sağduyulu davranmayı, kurdukları cümlenin, yaptıkları eylemin, ortaya koydukları tepkinin mutlaka ama mutlaka demokratik sınırlar içerisinde kalması gerektiğini, bir başkasının hakkını ihlal etmemesi gerektiğini, bir başka tarafa zarar vermemesi gerektiğini, toplumu kendi içerisinde ayrıştıracak ve toplumu karşı karşıya getirebilecek bir yöntemden, tarzdan ve tavırdan uzak olması gerektiğini buradan hatırlatıyor ve herkese bu anlamda sağduyulu tavrı özellikle memur sen olarak tavsiye ediyorum. Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.